Afyonpostası olarak sokağa inmeye, halka mikrofon uzatmaya devam ediyoruz. Bugün halka şu soruyu soracağız. Ekonomi nasıl diyeceğiz? Hüseyin'le birlikte bu sorunun yanıtını arayacağız. Hadi başlayalım. Ekonomi nasıl diye soruyoruz. Yani öğrenciye göre biz öğrenciyiz. Yani genç olarak senin pencerenle nasıl görüyorsun? Ya şimdi ben İzmir'de üniversite okuyorum. Ne bileyim bulaşım var, yemekhane ücretleri var. Mesela KYK'da kalıyorum. Devlet yurdu ama devlet yurdu olmasına rağmen oraya da para veriyoruz. Onu anlamadım bir türlü. Ondan sonra işte burs da çıktı bana. Burs alıyorum ama giderler tabii çok daha fazla oluyor. Ama bir şekilde yapıyoruz, yani, hallediyoruz yani. Ne okuyorsun? Hukuk okuyorum ben. Hukuk okuyorsun İzmir'de? Evet, 9 Eylül Üniversitesi'nde. Ama yani bir şekilde döndürüyoruz ama hani tabii bir şeylerden de kısıyoruz yani. O da şimdilik yapmak zorundayız. Ne olur böyle giderse sence? Yani ben ne olabileceğini hiç tahmin edemem çünkü her şey çok değişiyor. Neyin ne olacağı belli değil. Mesela ben kitap alacaktım bir tane, hukuk kitabı. 100 TL'ymiş normalde ortalama. Yani 128 TL olmuş. Bir gün adam dedi, dün gelseydin 100 TL alacaktım bunu. Hani ayağın yorganına göre uzat diye bir deyim var ya. Hani ayağımızı yorganımıza göre uzatamıyoruz. Çünkü neyin ne olacağı belli değil. Önümüzü göremiyoruz. Bir belirsizlik. Evet, bir belirsizlik var. Hani aslında ona göre bir önümüzü görebilsek o da yok yani. Aslında en büyük sıkıntı orada önümüzü görememek. Ya ben bundan birazcık şikayetçiyim. Doların direkt fırlaması veyahut da diğer kurların. Hani orada birazcık sıkıntı var. Neyin ne olacağı belli değil. Hani buradan birazcık şikayetçiyiz. Ekonomi diye bir şey kalmadı. Kalmadı mı? Kalmadı. Yani şu anki durumumuz gayet açık değil mi sizce de? Nasıl? Tarif edin sizin pencerenizden. Yani bence ekonomi diye bir şey yok. Çünkü hani tamam güzel asgari ücreti vesaire yükselttiler. Bunu insanlık şey için yaptılar ama aynı zamanda iş çıkartmaları da çoğaldı. Çünkü çoğu işveren diyor ki ben bu kadar iş asgari ücreti veremem. Böyle olunca da haliyle normal işsizlik sayısı zaten fazlaydı. Daha da artıyor. Pazara çıkıyoruz. Bir hafta aldığımız 5 liraya diğer hafta 15 lira oluyor. Her şey iki kat daha fazla. Yani neredeyse %1000 koyuyorlar çoğu kişiye. Yani bunu fırsata çevirenler de var. O ayrı bir mesele ama ekonominin ne olduğunu... Nasıl görüyorsun ufku? Ben çok açık görüyorum. Daha doğrusu önümü bile şu an ben kendim göremiyorum ne ki. Ne iş yapıyorsun? Çalışıyor musun? Öğrenci miyim? Mühendisim ben. Mühendis. Çalışıyorum. Mühendisken önümüzü göremiyor muyuz? Evet. Mühendisken ben önümü göremiyorum diyorum. Diğer arkadaşlara daha kötü yani. Ekonomi şu an yani hiç iyi değil ya cidden. Her şey almış başını gidiyor. Markete giriyorsun hani 2-3 parça bir şey alıyorsun. 150-200 tutuyor en fazla. Yani en az hatta diyeyim ben size. Ekonomi hiç iyi değil şu an. Ne olur böyle giderse sizce? Yani böyle giderse hiç iyi şeyler olacağını düşünmüyorum. Sizi en çok etkileyen yanı ne? Yani beni, hangi zam sizi etkiliyor diyelim ya da? Marketteki hani yağların, unun, hani temel ihtiyaçlarımızın olduğu şeylerin zamı beni, ailemi, herkese etkiliyor. Ekonomimiz sence kötü abi. Neden abi? Neden abi? Şu hayat pahalılığını görüyor musunuz? Yani şey yapmaya gerek yok. Ne pahalı senin için abi? Ne pahalı abi? Temel gıda, ihtiyaç, giyim. Yani aklına ne geliyorsa şu anda? Ne olur böyle giderse abi? Nasıl görüyorsun? Yani ne olur böyle giderse abi? Durumumuz vahim derim ben kısaca. Bu kadar. Kısaca yani. Yani bir iki çocuklu bir ailenin geçirmesi şu anda eşi çalışmıyorsa zor yani. Bir asgari ücrete. İkisi de çalışması gerekiyor. İkisinin de çalışması gerekiyor. Bir de ev kiraysa daha kötü. Kira, doğalgaz, elektrik çok. Zaten bir doğalgaz faturan geliyor 700 lira. Bir market ihtiyacın 1000 lira. Gitti zaten maaşın yarısı. Ne alıyorsun 1000 liraya zaten? Eti yok bunun, bir şeysi yok. Ne yiyeceğiz? Ne yiyeceğiz? Temel gıdamız çok. Gale, uçtu. Kemal Sunal rahmetli gibi hanimiz zeytinim diyeceğiz. Peyniri de müzeye kaldıracağız. Bakacağız. Ekonomi çok kötü abi. Neden? Gidişat hiç iyi değil abi. Gidişat hiç iyi değil. Ne var mesela senin gördüğün? Benim gördüğüm, hani ileriyi düşünemiyorum ben ya. İleriyi göremiyorum. İleri hiçbir türlü düşünemiyorum, göremiyorum. Hani bu gidişle de olmaz zaten. Ekonomi batık. Başka da bir şey söylemiyorum. Ne iş yapıyorsun? Kuryeciyim ben. Kuryeci. Evet. Sıkıntınız?
Sıkıntımız ne? Sıkıntımız her şey ya. Her şey sıkıntı yani. Öyle diyeyim ben size. Biz emekliyiz. Bize göre çok güzel. Güzel mi? Evet. Emekli diyorlar ama emeklilerde. Vallahi evi kira olmayana fevkalade de yetiyor. 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 Senin nasıl abi? Benim de aynı. Beraber çalıştık aynı iş yerinden. Belediyeden emekliyiz. Yetiyor diyorsun. Allah çok şükür, yetiyor. Çok şükür. Peki genel olarak nasıl? Yani dışarı, mesela gençler biraz sitem ediyor. Ya şimdi biz yaşlıyız. İkimizi de yaşlı yakaladın sen. Ha. Siz de fikriniz ama. Çünkü biz, çok gençler konuştum. Biz yaşlılığa çok yokluk çektik. Ha. Şimdi biz cennetteyiz. Ha, vallahi şu, öyle. Şu duruma biz göre biz cennetteyiz. Cennetteyiz. Biz cennette. Ama 25-30 yaşındaki ha. adama bunu anlatamazsın. Evet. Daha lüks şey hayat istiyor. Daha ne ben uçmak istiyor, kaçmak ha. istiyor. Aynen. Olmuyor işte. Allah. Genel olarak iyi diyorsunuz. İyi. Bizce iyi. Şükredelim. Şimdi abi, daha şurada konuştuk. Memleket, devlet, yani memleket. Devlet veremeyse ne ederiz diyoruz ikimiz de. Evet. Güç bitti. Ne tabii olur halimizde yok. Onu konuştuk yaş biraz 75. önce. Benimki de 70. Allah yardımcımız olsun. Amin, amin. Allah devlete çok versin. Evet. Ekonomi iyi. İdeal. İdeal. Evet. İyiyim ya. Vallahi Kenan Bey bu şartlara göre ne şekilde bilmiyorum artık. Sana soruyorum ben. Vallahi arasını bilmiyoruz artık usta. Nasıl diye soruyoruz. Ekonomi bu. Neden abi? Paramparça. Tayyip Erdoğan ekonomiyi bitirdi Türkiye'de. Ne var mesela abi? Mesela alım gücü yok. Çiftçi üretemiyor. İşçi kazanamıyor. Ben şoförüm uzun yollardayım. Gidip oturup bir taban tabak yemek yedim. Karnımı doyurmam için 70-80 lira. Bir tırcının bir yemeğe bu kadar para verirse evine para ne götürür bilmiyorum. Ekmek olmuş 2500, kiralar olmuş 3000 lira, elektrik olmuş %200-250 zam gelmiş, doğalgaz olmuş gidiyor. Enerji sıkıntısı var ama biz çağ atladık. Ne olur böyle abi? Kötü, çok kötü durum. Durumumuz çok kötü. Allah sonumuza yardım etsin. Normal. Normal mi? Normal. İnşallah düzelir ya. Düzelir. Karamsar olmayalım. Umutsuz da olmayalım. Benim için iyi mi diyorsun? Herkesin işi iyi olsun, iyi demiyorum. Ekonomi nasıl diye soruyoruz abi. Ya boş ver ekonomi, ortalık evet. yanıyor abi, yanıyor. İşte anlat. Ne abi? Zor. Neden abi? Hayat pahalı işte. Çok mu pahalı? Baksana. Nereden geliyor? Millet ofisten alıyor herkes ya. Nereden? Bir ay çeken millet ofisten alıyor, 100 lira. Diğerlerde 135 lira, 120 liradan aşağı değil. Evet, sıraya mı geçtik? Sırada geçtik. Geçen hafta sıra var. Kalabalık yine aynı. Yine mi aynı? Oraya gidin, orada bir çekim yaptım. Gittim oradaydım geçen hafta. Çok kalabalıktı yani. Nasıl olur böyle? Ne aldık bugün? Vallahi ben bugün bir sineği alırdım. Kendime pirinçle incir şunu bunu aldım. Daha ucuz değil mi? Bunlar ucuz normalde yani şeyde. Ne olur böyle gider şu an? Sor. Allah sonunu hayırlı etsin. Ekonomi felç. Sormaya gerek yok. Ne anlamda felç? Sizin pencerenizde. Valla alım gücü. Yaşam biçimi. Yarına güveneceğimiz yok. Bambaşka bir şey söyleyemeyiz. Ne olur böyle giderse? Nasıl görüyorsunuz Ufku? Hiç iyi görmüyorum. Gençlerin önü kapalı, işsizlik, emeklilerin durumu. Bir şey söylenecek durum yok. Her şey gözle görürüz ki ya. Çok kötü durumdayız. Alacağım alamayın, satacağım satamayın. Ne alacaksın mesela? Ev alacaksın alamayın. Hayat pahalı. Vallahi. Nasıl durum senin için? Pek iyi değil ya. Neden abi? Seni yani asgari ücretle çalıştığım için benim için pek iyi değil o kadar. Ama zam yapıldı, yetmiyor. Her şey yapıldı. Her şey ikiye katlandı yani. Ne olur böyle giderse? Allah'ımıza şükürler olsun ne diyelim. İdare etmeye çalışacağız. Bu süreci böyle geçecek. Evet. Abi ekonomi kötü ya. Ne olur? Efendim? Ne olur böyle? Valla seçime kadar daha kötü gider. Seçimden sonra ama toparlanır inşallah. Seni nasıl etkiliyor hiç? Herkesi etkiliyor yani. Eve gelen para değişiyor. Gıdaya harcanan yani bizde değil de. Asgari ücrette çok büyük bir erime var bir kere. Gıdaya harcanan para çok önemli. Şimdi yeni nesil çocuklar kısa oluyor. Neden? Et yemiyor çocuk. Protein alamıyor. Sütünü yeterince içemiyor. Böyle olunca da kısa bir nesil yetişiyor yani. Bu bile çok tehlikeli. Sağlık. Aynen. Yani sağlık açısından bile problem yani. Her açıdan problem. Ekonomi eskiye göre harika. Eskiye göre. Ama yine eskiye göre biraz kötü tabii. Önce eskiyi anlat. Eskiye göre önce nasıl harika? Önce eski ne nasıl harika? Para yoktu, tüp yoktu,
çay yoktu, şeker yoktu, rüşvet, adam kayırma, neler neler. Ondan sonra bir düzeldik rahmetli Özal'dan. Şimdi de düzeldi. Şimdi dünya krizde biliyorsun, pandemi var ya yavrum. O yüzden buna şükür diyeceğiz, ne diyelim. Söylediklerin şimdi de var gibi ama. Hangisi? Mesela yağ. Yağ var. Şeker sıkıntısı başlamış galiba. Yok şeker, o işte onlar neden oluyor biliyor musun? Neden? Bu bizim milletimizin fırsatçılığından oluyor maalesef. Fırsatçıyız. Şuraya bakın, 5 tane tır gelse, yağı 80 lira dese 2 saatte biter. Depoluyoruz biz de. Depolayınca fiyat da artıyor değil mi? Yani herkeste var bu suç ya. Sebebi de ne biliyor musun? Biz elhamdülillah Müslümanız da yerine getirmiyoruz. Uygulamıyoruz. Ha, sıkıntı orada. Dinimizi yaşasak hiçbir sıkıntı olmaz. Ne diyor? Herkes zekatını verse fakir kalmaz diyor değil mi hadis-i şerifte? Evet. Yani öyle olsa başka bir sorun var mı canım? Hiç de iyi değil. Neden abla? Yağları almışsın galiba. Ofisten mi geliyorsun? Aynen. Nasıl ofisten aldık. Hiç de iyi değil. İyiye gitmiyoruz yani. Seni gidişat iyi değil. Okul, çocukların okulu gördüğünüz gibi ofiste bekliyoruz. Sırada mı? Sırada. Bugün aynen. Kalabalık mı? Geçen hafta kalabalık. Aynen. Kalabalık yine. Bugün de mi öyle? Evet. Ne olur böyle abla? Vallahi bilemem artık sonumuzu. Ekonomi nasıl diye soruyoruz. Sence nasıl ekonomi? Ekonomi bombuk. Niye abi? Bana ne olacak işte lan, millet ağaç kırılıyor lan. Ekonomi berbat, kötü durumda neden? Yani. Hiç. Ne nasıl olur? Neden yani? Ne olur böyle? Her yerimiz kötü. Daha ne yapalım seni yani? Seni nasıl etkiliyor abla? Durarak konuşursan çok sevinirim. Beni nasıl mı etkiliyor? Ya kira, ev kira, 3 çocuğum var. Elektrik, su, doğalgaz, bilmem ne nasıl etkileyecek? Tek maaş, eşim emekli 8-9-10 senedir. Ne yapabilirsiniz? Söyleyin, siz söyleyin, anlatayım ben de. Hiç her gittiğimde marketlerin fiyatları ateş bas yanına yaklaşılmıyor yani. Ne alacağımızı bilemiyoruz. Sadece alacağımız, yiyeceğimiz şeyleri alıyoruz yani. İhtiyacımız olan şeyleri alıyoruz. Ekonomi berbat yani. Hiç hayatımda bugüne kadar görmediğim şeyler. Ben yani bilmiyorum. Hayat bu kadar yani insanları düşünmeyen bir millet görmedim yani. Vatandaşını, halkını düşünmüyor. Herkes kendini düşünen, bencil, nankör bir insan olduk yani. Hele halkını hiç düşünmüyor. Halkın bir derdine inen kimse yok yani. Baştakiler oturuyor koltuğu, kimseye vermiyor. Vallahi ekonomi ülkemizde, bütün dünya geleninde her ekonominin sıkıntısı var. Ama ülke için bunu katlanacağız, bu sorunu aşacağız derim. Nasıl katlanırız abi sence? Ne bunu, yapmamız gerekiyor? Bize düşen görev ne? Bize düşen yani ortalığı yaygara vermeye gerek yok. Buna da alışacağımıza eminim. Buna da alışacağımı eminim yine. Ne, zamlara mı alışacağız? Tabii alışacağız. Ne, mecbur bu zam yapmadan bu ülke ayakta durabilir mi? Her şeyi devlete yüklesek. Bir şeyler vergi vereceğiz, zamı vergisini fazla vereceğiz, yükselecek. Ekonomi öyle düzelmesi lazım diye düşünüyorum ben. Bu zamlarla düzelecek. Düzelecek, düzelecek. Başka çaremiz yok. Sen keyifli misin? Şükür. Bundan iyisi can sağlığı. Ekonomi nasıl diye soruyoruz. Nasıl sence? Ekonomi berbat. Neden abi? Hayat pahalı, görüyorum bak bir teneke yağ kuyruktan geliyor. Kuyruk mu var? Evet. Geçen hafta da vardı. Geçen hafta da vardı. İki tane veriyorlar, bir taneye düşürdüler. Bir tane mi alabiliyorsun? Bir taneden fazla vermiyorlar. Ne olur böyle? Seni nasıl etkiliyor? Önce onu sorayım. Ya ben nasıl etkileyecek? Ben dolmuşa gidip gelsem şunu 100 liraya veriyorlarsa 120 liraya patlayacak, 110 liraya patlayacak. Biz de mecburen bir tane alıyoruz. Yayan gidiyoruz. Nerede oturuyoruz? Olacak da Çavuşbaşı'da. Oraya kadar yürüyecek mi? Yürüyeceksin işte, görüyor musun? Soğukta. Ne yapacaksın? Ne olur böyle abi? Vallahi Allah bilir ne olur. Bu ara giderse iyi olmaz. Yani durum belli ortada. Şimdi ofis olarak geçen sene bu yağdan ben 59.90 aldım. Kendileri 100 liraya satıyorlar şimdi. Ya yani burada da %40 artış var. %60-%50 artış var. Öyle mi? Evet. Yani açıkta kendileri de denetim yapsa bunlar düşer. 110 liraya markette satıyorlar. Evet. 10 lira için kuyrukta mı durdun? 10 lira için ne edin? 10 lira 10 lira. Bir tane ekmek parası, ev ekmeği parası. Onu da vermiyorlar da düştü yani şu an 12 lira ev ekmeğin tanesi de. Evet. Ne yapacaksın mecburen? Daha önce böyle yaşadın mı sen amca? Yani eskiye göre nasıl şimdi mukayese etsen? Abi ben 67 yaşındayım. Biz iyi kötü ucuzluk boldu. Bizim çocukluğumuzda bir çuval harcı
eski çoğunla 10 liraya dolduruyorduk. Şimdi 100 liraya bir tane şu 5 kiloluya götürüyor. Bak. Çanta cebim de boş gidiyor. Pirinç alacağım, nohut alacağım. Alamadım. Emekli adamız ne yapalım? Bugün önce 2. Dumlu Pınar Caddesi'nden Bankalar Caddesi'ne, daha sonra da Ordu Bulvarı'ndan aşağı doğru indik ve halka ekonomi nasıl dedik. Gençler ekonominin iyi olmadığını söylüyorlar ve geleceğimizi göremiyoruz diyorlar. Ama emekli kesimi halimizden memnunuz, daha kötülerini de gördük diyenler var. Sokağa inmeye, halka mikrofon uzatmaya devam edeceğiz. Bizi takip edin.